Washington'dan VOA Türkçe adına herkese merhaba. Ben Özlem Tunaz. Şu anda Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önündeyiz. Wisconsin Caddesi'nde bulunan bir noktadayız. Hemen onu söyleyelim. Aslında dün gece saatlerinde de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının hemen ardından bir grup Ukraynalı ve onları destekleyenler buraya gelmişti. Yine sabah erken saatlerde de ABD'nin başkentinde ve çevresinde bulunan Ukraynalılar burada Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde toplanmaya başladılar. Büyükelçilik binası dediğimiz gibi Wisconsin Caddesi üzerinde büyükelçiliklerin bulunduğu bir bölgede ve işte Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna başlattığı askeri harekatın ardından da Ukraynalılar buraya gelerek bu saldırıyı kınadılar. Sadece kınamadılar, tepkilerini gösterdiler. Ellerinde pankartlarla operasyonun durmasını istediler. Rus askerlerinin ülkelerinin topraklarından çekilmesi çağrısı yaptılar ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Ukrayna'nın iki bölgesinin bağımsızlığını tanıma kararına da bu kararı attığı imzaya da yine tepki gösterdiler diyebiliriz. Aslında başkent Washington'da saatlerdir yağmur devam ediyor. Daha önceki saatlerde burada daha geniş çaplı bir kalabalık vardı. Ancak şu anda sayıları oldukça azalmış durumda. Polis ve güvenlik önlemleri oldukça fazlaydı. Ancak şu anda polis araçlarının sayısının da oldukça az olduğunu görüyoruz. Yağmurun aslında durmasını bekliyorduk bu sıralarda. Dolayısıyla kalabalığın da artması bekleniyordu. Ancak yağmurun devam etmesi ve havanın gerçekten oldukça soğuk olması nedeniyle de buradaki sayı oldukça azalmış durumda. Aslında polis geniş güvenlik önlemleri çıkmamasına yönelik olarak da burada sabah erken saatlerde daha fazlaydı. Ancak grup oldukça sakin, yalnızca çok kısa süren bir sesli, yüksek ses duyduk ama onda da müdahaleye gerek olmadığını söylememiz mümkün. Aslında Washington'daki protestoyu anlatıyoruz ama Moskova'da bile, Rusya'nın başkenti Moskova'da bile protestolar yaşandı. Almanya'nın başkentinde, Hollanda'nın, İngiltere'nin, Kanada'nın başkentlerinde, dünyanın dört bir yanında protestolar vardı. İşte burada da Ukrayna halkını destekleyenler, Rusya'ya karşı çıkanlar, Rusya'nın yaptığı operasyona tepki gösterenler savaşa hayır pankartları taşıdılar. Rus saldırganlığını durdurun çağrısı yaptılar. Avrupa'nın korunmasını istediler. Bu yönde sloganlar attılar. Tıpkı burada Washington'da Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin önünde olduğu gibi yaptırımların artırılması talebi de var. Aslında birçok Ukraynalı yaptırımların etkili olmadığı görüşünde. Başta ABD, İngiltere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Kanada, Japonya, Avustralya, yani birçok ülkeden yaptırım kararı geldi. Bunlar hep diplomasi yolunda atılan bir adım, bir umut ışığı olarak görülmesine rağmen maalesef istenen olmadı ve yaptırımlara rağmen Ukrayna Rusya'nın saldırısına hedef oldu. İşte bu saldırı da dediğimiz gibi burada Washington'da Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde protesto ediliyor. Ukraynalılar ülkelerine bir anlamda destek veriyor. Rusya'ya taleplerini iletiyorlar. Ülkemizden çıkın çağrısını iletiyorlar. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin hayatından endişe edenler var. Avusturya Başbakanı Zelenski ile görüştüğünü ve bu konuda endişeleri olduğunu söylemişti sabah saatlerinde. İşte hem ülkeleri için hem de Ukrayna Cumhurbaşkanı için, yani liderleri için de endişe ettiklerini görüyoruz. Buradaki kalabalık azalsa da Wisconsin Caddesi üzerinden geçen arabalar korna çalarak, zaman zaman camlarını açıp buradakilere seslenerek onlara desteklerini iletiyorlar. Ancak dediğimiz gibi havanın hem çok soğuk olması hem de yağmurun hiç ara vermeden devam etmesi dolayısıyla buradaki sayı da giderek azalıyor. Dolayısıyla Ukraynalılar Rusya'nın bu askeri harekatına karşı çıkan birçok